kurdu. 28 Şubat sürecine gönderme yapıyor ve Vatan Partisi'nin o süreçteki rolüne işaret ediyor. 28 Şubat FETÖ'ye karşıydı. Bakın şimdi demin aradım burada o MİT Çiller raporunu yayınladı Kaynak Yayınları. Meşhur MİT'in Çiller raporu. Yani 28 Şubat'ta Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşar Şenkal Atasagun imzasıyla bir rapor yayınladı. O raporda hedef alınan güç FETÖ'ydü. Fethullah Gülen'di. Aşağı yukarı raporun neredeyse tamamı Fethullah Gülen'e karşı ve o zaman da 28 Şubat sürecinde Türk Silahlı Kuvvetleri, özellikle Sayın İsmail Hakkı Karadayı Genelkurmay Başkanımız parmağı ile esas olarak FETÖ'yü gösterdi. FETÖ'ye karşı tavırlar alındı. Ve FETÖ kaçtı o zaman, Fethullah Hoca. Fethullah Gülen Türkiye'den o sırada kaçtı. Onun için 28 Şubat'ı yeniden değerlendirmesi lazım AK Parti'nin de. Aslında şu gün Fethullah terör örgütüne karşı mücadele 28 Şubat'ın devamıdır. Onun için bu mücadele Davutoğlu'ları, Babacan'ları, Abdullah Gül'leri dışlıyor. Onları elemine ediyor, tasfiye ediyor. Yani Türkiye tekrar 28 Şubat'taki gibi FETÖ terör örgütünü temizleme yönüne girdiği için o FETÖ'nün AK Parti içerisindeki uzantıları ne oluyor? Eleniyor. Ve AK Parti de Fethullah terör örgütüne karşı kararlı mücadele sürecine giriyor. Şimdi bunu belki herkes çok iyi anlamayabilir ama işin gerçeği budur. Onun için 28 Şubat konusunu da bir ayrışma, kamplaşma konusu olarak ele almıyoruz biz. Arkada kalan bir konudur. Bugün de anlaşmak, günümüzde anlaşmak çok önemlidir.